Önümüzdeki birkaç gün, bir süre boyunca diyelim yani daha doğrusu, Elazığ'daki vatandaşlarımızı zor, psikolojik açıdan da zor günler bekliyor. Bunları atlatmak için ne yapmak lazım? Tabii. İnsanın nasıl güçlü olması lazım Tabii hocam? şimdi oradaki özellikle enkaz altında yakınları olanlar için en önemli açıklama onlar için düşünmek lazım. Enkaz altına yakınlı olanlar için kendilerini yalnız olmadıklarını hissetmeleri çok önemli. Yalnız olmadıklarını hissederlerse rahatlarlar, bir şeyler yapılıyor derler. Yani genellikle böyle hayat, doğal afetler, hayat olayları karşısında insanlar sonradan kendilerini ancak yapabileceğim bir şey vardı da yapmadım mı diyerek suçlarlar. Yani daha sonraki suçluluk, pişmanlık, öfke, nefret duygularının arkasında böyle durumlarda işte kendisinin yapamadığı şeyler nelerdir, yakınların yapamadığı şeyler nelerdir, bunu sorgulayarak suçluluk hissederler. Yani böyle hayat olayları, travma olayları arasında genellikle 3-4 kademeli bir tepki oluyor. İlk tepkisi önce reddetmek, protesto etmek, yok saymak gibi bir tepki oluyor. Daha sonra olayın gerçek olduğunu gördükten sonra böyle durumlarda onunla ilgili daha sonra kabullenme sürecine giriş başlıyor, sorgulamaya başlıyor. Neden ben diyor, neden oldu diye sorular soruyor kişi. Böyle durumlarda kişi artık bir pazarlık dediğimiz bir dönem oluyor. Yani çocuğum kurtulsun da şunu yapayım. Enkaz altında bu çıksık da bunu yapayım diyerek böyle bir pazarlık gibi bir süreç oluyor. Bu psikolojik süreçleri en azından bazıları birkaç saatte bunu aşıyor, bazıları birkaç günde aşıyor. Kişinin psikolojik sağlamlık yapısına göre bu değişiyor. Yani bu böyle durumlarda enkaz altında olan kişiler yani yalnız olmadığını hissettirmeleri, yani temel ihtiyaçların karşılanması, yemek, içmek, barınmak gibi ihtiyaçlarını ki şu anda orada karşılandığını görüyoruz. Yani o konuda azami titreyerek orada durmamalarını sağlamak gerekiyor. Yani devletin en önemli onları yapacakları o. İnsanın temel ihtiyaçlarını yemek, içmek, barınma ihtiyaçlarının o anda karşılanması önemli. Karşılandıktan sonra onunla ilgili tepkiler ortaya çıkıyor. Ama bazı kişilerde de deprem, şok olaylar karşısında öyle bir tepki oluyor ki yani bilişsel körlük deniyor ona. Yani bir nevi bakıyorsunuz depremin arasında çocuğu depremin enkazın altında o boş boş dolaşır böyle. Öyle bir şok yaşamıştır ki kişi, stres yaşamıştır ki beyni o acıya karşı dayanamadığı için beyni kendisini duyarsızlaştırmış, kapatmıştır kendisini. Hiçbir şey hissetmiyor, robot gibi dolaşır artık. Boş boş bakar, yemeği içmeyi bile unutur kişi o anda. Yani o şok etkisiyle genellikle ilk baştaki şok etkisiyle olur. O aslında onun boş umursamaz duyması deprem bölgesinde ya ne lakayt adam çocuğu enkazda boş boş duruyor deyip sakın yanlış anlamamak lazım. O kişi şoku en şiddetli yaşadığı için beynini bloke ediyor. Şuna benziyor. Bir insanın kolu kırıldığı zaman ne yapar? Kolunu hareket ettiremez ki acısı artmasın diye. O kişi de psikolojik acıyı öyle dehşetli yaşamış ki bir nevi zihnini uyuşturarak, zihnini bloke ederek o psikolojik acıyı yüzleşmeyi kapatıyor. Onun umursamazlığı değildir o. Acıyı daha şiddetli yaşadığıdır kişilere göre. Eğer kişi duygularını ifade ediyorsa, ağlıyorsa, tepki veriyorsa bu iyi bir şeydir. Bu tepkisini engellemeyelim o kişinin. Duygularını ifade etsin. İlaç vermek doğru değil bir akut dönemde. Yani onun için ilaç vermek yerine kişiye yalnız olmadığını hissettirmek önemli. Bazı kişiler de böyle aşırı panik yaparlar. Yani işi daha çok karıştırırlar, daha çok hata yaptırırlar. O böyle durumlarda o kişinin güvendiği kişileri devreye sokmak gerekiyor. Yani onlara sert davranırsa onlar yani bir şeyler saklanıyor, yanlış bir şey yapılıyor diye. Yani hastanelerin acil servislerinde yapılan en çok hata da budur. Yani kişi yakınım öldü diye panikle geliyor. Böyle durumlarda çok ne telaşlanıyorsun ya gereken yapılıyor dediğin zaman bu benim hastamı anlamadı, benim çocuğumu anlamadı, benim derdimi anlamadı deyip aşırı tepki verir. Burada da aynı şekilde yani devlet görevlileri ben baktım bazı konularda mesela telsizle konuşuyor, cep telefonuyla konuşuyor, sakın uyuma diyor, sakın yanındaki şu çocuğunu uyutma diyor, biz çalışıyoruz diyor, er geç yetişeceğiz diyor. Aynen. Bu müthiş tesellidir. Yani burada ben devlet görevlilerinin bu derece hazırlıklı olması böyle bir depreme çok
Yani Türkiye için çok sevindirici. Bu eğitimlerin devam etmesi burada çok önemli diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz yayınımıza tabii devam ediyoruz. Tabii, ağzınıza sağlık. Şey.